arkadaşlar. 7-2 diyorum. Başka bir şey demiyorum videonun açılışında. Senenin ilk sahibinden satılığı, FIFA 21'in ilk sahibinden satılığı Liverpool'la olacak. Nedeni de belli. 7-2 dedim zaten az önce. Yani sinirlendirdiler. Kızdırdılar yönetimi. Yönetim hepsini satacak şimdi. Canlı yayındayız. Twitch.gr/YT. Aşağıda görüyorsunuz. Ben daha bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Biliyorsunuz mevzuyu. Gelin. Gelin burada yayınlara katılın. Bunları canlı izleyin. Şimdi hoca çekiliş de yapacağız. Bakın görüyorsunuz şurada. Chat de coşuyor. Hoca olmak istiyor herkes. Şimdi arkadaşlar Liverpool diyelim. 98 milyon bütçesi var. Liverpool'un biliyorsunuz diğer takımlara göre fazla bütçesi yok. Çok transfer yapan bir takım değil. Sadece elindekini çok iyi kullanan bir takım ama Aston Villa'ya karşı öyle ne oldu bilmiyorum. Alisson'u özledi Liverpool. Bakalım yönetim Alisson'a da faturayı kesecek mi? Evet bakalım kim hocamız oluyor? Kimler oluyor daha doğrusu? Birisi Madens 28. Diğeri de Yasin K 1907. Madens ve Yasin K Liverpool'un yöneticileri oldular arkadaşlar ve takımı satacaklar. Onlar görevlendirildiler. Takımı biliyorsunuz zaten Liverpool'u. Çok seri olacak. Belki en kısa videolardan bir tanesi olmuş olabilir arkadaşlar. Bilmiyorsanız ayrıca şunu da anlatayım ben sizlere. Sahibinden satılıkta ilk transfer döneminde herkesi listeliyoruz. Gelen herhangi bir teklifi hani pazarlık yapmadan direkt kabul etmemiz gerekiyor. Kime teklif gelirse satıyoruz herkesi. Onun haricinde ara transfer dönemini gelince de zaten o sattığımız oyunculardan gelen parayı o zaman harcıyoruz. Ve takımı toparlamaya çalışıyoruz. Acaba takımı hani şampiyon yapabilecek miyiz? Şampiyonlar Ligi'nde de götürüp sona kadar ve finale kadar şampiyon yapabilecek miyiz? Burada bir sezon umuyorum Liverpool'dan. Çünkü çok sağlam bir takımı var. Tekrar şöyle gördüğümüzde. Salah, Mane, Firmino ama şöyle arkadaşlar mevzu bu. Transfer listesine ekle Alisson. Sadio Mane güle güle, Salah güle güle, Trent Alexander-Arnold güle güle, Van Dijk güle güle, Robertson 7 tane yersiniz ha. 7 tane Aston Villa'dan bir de. Geçen sene neredeyse küme düşeceklerdi. Yani ayıp, ayıp çocuklar. Thiago geldiğin gibi git. Geldiğin gibi geri Bayern Münih'e git. Kesin onlar alır zaten. Jota sen de. Shaqiri neye yarıyorsun oğlum sen falan diyormuşuz. Şaka yapıyorum bu arada arkadaşlar. Tamam. Mevzuyu anladınız yani. Bunların hepsini listeliyoruz ve Karius'u da kiralamışlar. Vay. Ve şimdi de bakalım ilk teklif kime gelecek. İlk teklif Shaqiri'ye Chelsea'den 31 milyon. Pazarlık yapamıyoruz biliyorsunuz. Kabul diyoruz ve Shaqiri'ye güle güle diyoruz. Görüyorsunuz Shaqiri satıldı arkadaşlar. Formasını da tutmuş 8 numarayı almış Chelsea'de. Bir sonraki teklif bence şimdi Salah'a gelecek. Bir sonraki teklif Salah'a değil Matip'e geldi. Yine iyi para geliyor ha. 44 milyon Arsenal'den. Bay bay Matip. Sen de bir işe yaramıyorsun. Görüyorsunuz Matip Arsenal Liverpool'la anlaştı. Haberi de geldi. Matip satıldı. Aa, bir sonraki teklif arkadaşlar. Yani iyi ki bu teklif geldi. Adrian uğursuz. 7 tane gol yiyen Adrian'a. Direkt kabul ediyoruz. Real Betis'e bay bay. Real Betis şimdi küme düşer. Marco Grujic o da nereye gidiyor? Bilbao'ya gidiyor. Güle güle Grujic pek bir şeye yaramıyor. Gerçi potansiyeli falan var da. Güle güle diyoruz ona da. Joe Gomez'e şimdi güzel bir teklif var. Ayoze Perez artı. Aa bir de böyle mevzular oluyor. 34 milyon artı Ayoze Perez. Bak Cengiz geldi ya Perez'i bize veriyorlar. Mecbur kabul edeceğiz. Perez de bizle takılacak. Onu da almak için şöyle yetki vererek yapacağız o mevzuyu. Şimdi ilk baba adama gelen teklif. Üf, Van Dijk 134 milyoncuya sadece 203 milyon ederi var. Manchester United'a bir de çok ihtiyaçları var. Onlar da 6 yediler ya. Tabi Van Dijk da 7 yedirten takımda oynadı abi. Güle güle diyeceğiz Van Dijk'a. Ve Van Dijk'ın satıldığı haberi de geldi. Perez de aldık abi. Van Dijk'ın da gittiğini görelim şöyle bir. Manchester United'da top mu sektirdi? Yo. Öyle sadece takılıyor Van Dijk. Hemen peşine Jorginho Wijnaldum'a 53 milyon geliyor Manchester City'den. O da gidiyor. As oyuncular gitmeye başladılar. Wijnaldum da anlaştı. Görüyorsunuz Manchester City'nin yeni formasıyla beraber. O da pozunu vermiş. Bakalım bir sonraki teklif kime geliyor hemen. Kimseye gelmedi. Yeni simüle etme ekranı çok enteresan FIFA'da arkadaşlar. Hiç kesmeden devam ediyoruz ve Divock Origi'ye teklif geldi. Grujic de bu arada sonunda satılmış. Divock Origi de Inter'e gidecek.
Evet, yedek forvet olarak güle güle Origi, 90 artıların adamı. Peşine birkaç teklif. Brewster zaten satılmıştı. Manchester City istiyor. Güle güle. Jordan Henderson da Porto'ya gidiyor kaptan. Hadi ona da bay bay diyelim. En azından hani Firmino, Salah, Mane onlar satılmadılar. Oradan karlıyız. Alisson satılmadı. Alisson da giderse bu sefer iyice faka basarız arkadaşlar. Ve Divock Origi'nin satıldığı haberi tam gelmişken Firmino diyorduk. Salah, Mane diyorduk. Firmino, Lazio. Haydi bakalım. Mamma mia, güle güle. Jordan Henderson, ne oldu? Aa bak, kaptan bırakmadı bizi. Görüşmeler başarısız oldu. Brewster gitti. Milner, ona da teklif var yine Porto'da şeyden, Portekizli bir takımdan. Benfica. Ama bir dakika, şimdi kadroda yeterince kadar adam mı kalmadı yoksa? Yo, yani kadro dışı adam kalmayınca biliyorsunuz oyunculara gelen teklifler direkt reddediliyor. Hani başarısız oluyor. Ama öyle bir durum da yok. Şöyle takvim üzeri atlatalım arkadaşlar. Bakalım Salah, Mane onlara teklif var mı? Bence bir dakika. Ha, Henderson gitmişti ama Firmino başarılı abi. Firmino görüyorsunuz top sektirecek kesin. Aynen öyle. Benvenuto Roberto Firmino. Ya da Firmino. Onur abiye selamlar. Kan kaybetmeye devam ediyoruz. Andrew Robertson. 15 milyon artı kim geliyor? Daniel. En azından Carvalho vermişler ama sağ bek Carvalho abi. Yani Trent Alexander-Arnold var orada. Bunu da yetki verelim Carvalho. Ve hemen peşine Arsenal'den Naby Keita'ya 44 milyonluk bir teklif geliyor. Ve Naby Keita'ya da güle güle diyoruz arkadaşlar. Carvajal teklifini kabul etmiş abi. Tamam, teklifi kabul et. Onun haricinde arkadaşlar bir de giden kim oldu az önce? Şurada göründük. Naby Keita. Naby Keita garanti Arsenal'de. Oxlade-Chamberlain o da gitti. O da garanti. Salah Mane'miz var en azından. Alisson'umuz var en azından arkadaşlar. Takım sağlam. Şimdi transferin son gününde Jeremy Gelin gelmiş bak Burnley'e. Sandım o Aston Villa ama arkadaşlar Aston Villa bakalım. Aston Villa da transferler yapmış. Bize teklif gelmeye devam edecek mi? 7 saat kaldı. Güvende hissediyoruz kendimizi. Salah, Mane bunlar gitmediler. Çok iyi gidiyoruz. 6 saat. Hep beraber canlı bir şekilde bekliyoruz birinin transfer olmasını, teklifin gelmesini. Ama gelmiyor teklifler, telefonlarımız çalmıyor. Çok güzel, çok güzel. Yani biz bu Liverpool'u adam edeceğiz. Adrian da gittiğine göre, Van Dijk da gitti. Tüm suç onlara aitti. Bir de Gomez de gitti, Joe Gomez de gitti, Matip de gitti. Stoperlerin hepsi gitti. Sol bekten Robertson gitti. Ve son anda bir Neco Williams ya da neyse... Kabul abi. Ve transfer dönemimiz bu şekilde kapanmış oluyor. O Neco Williams da bir yere gitmeyecek arkadaşlar. Transferde zaman kalmadı. Şimdi forvetimiz yok. Carvajal sol bek oynar mı? İnşallah. Onun haricinde takım hiç de fena değil. Jota burada sol kanat ama OF oynarsa oynar. Çünkü eskiden OF'ydi Jota. Sadio Mane solda, Salah sağda. Minamino belki bile burada oynatabilir oyun. Bilmiyorum. Vandenberg ve bir dakika stoperlere ne demeli? Stoper yok mu lan başka? Bunları hiç fark etmiyorum. Philips ve Vandenberg genç stoperler. Yani Simikas burada daha iyi olur da oyun ne yapar bilmiyorum. Oyuna bırakacağız çünkü mevzu o. Görüyorsunuz kalede Alisson sağlam ama Henderson da gitmedi. O da burada takılacak. Thiago, Mane falan derken arkadaşlar şimdi ara transfere geçmeden grubumuzu da göstereyim. Şampiyonlar Ligi'nde gruplar düzenlendi. Şöyle Şampiyonlar Ligi deyince Ajax, Atalanta ve Midland. Şimdi buradan abi alıyoruz. Ara transferin ilk gününe geçiyoruz. Umarım gruplardan çıkarız. Bu sene biraz gruplarda şok, sürpriz şeyler olabiliyor Şampiyonlar Ligi'nde. Umarım öyle bir şey olmaz. Ve Ocak 1 diyelim. Tek sezonda bu işi halledelim. Transferlerimizi yapacağız şimdi. Ara transfer dönemi geldi arkadaşlar. Ara transferde bakalım Premier Lig'de durumumuz nedir? Premier Lig 4.yüz. Abi birden 7'ye kadar şampiyonluk şansı var herkesin. West Ham bile burada. West Ham'ı bu sene ne oldu bu arada arkadaşlar? Önüne gelene 3-4 atıyorlar, gol yemiyorlar. 46, 45, 45, 44, 44, 44, 44, 44. Bir tane ekstra 44 olabilir arada. İyiyiz ya. Ligin en az gol yiyen takımıyız. En çok gol atan değiliz ama.
Bu güzel oldu. Durumlar böyle. Bizim stoperler biraz gelişmişler. Jota sakat şu an. Ama şu ana kadar kim ne yaptı ona da bir bakalım. Premier Lig Mane 15 gol coşturmuş. Asistlerde yine Mane ikinci, Richarlison lider. G-Unit'e selamlar. Alisson en iyi kaleci. Ve Mane ve Salah. Of, taşımışlar adamlar takımı ya. Ve buradan da seri bir Şampiyonlar Ligi gidiyoruz. Gruplarda şok olmayalım. Ve grubumuzdan çıkıp Stade Rennais sağlam Fransız takımıyla eşleşmişiz arkadaşlar. Grubumuzu lider tamamlamışız ya. İşte bu kadar ya. Yani Liverpool'un demek ki sıkıntısı yönetimmiş. İşte yönetime Mertens ve Yasin gelince her şeyi hallediyorlar. En önemlisi paramız 500, 600, 700 milyonlarda. Bu takıma istediğimiz şeyi yapar mıyız? Yapamayız çünkü FIFA 21'de artık biliyorsunuz böyle Mbappe 300 milyon oluyor. İşte Neymar 150 milyon, o normalde genç oyuncular biraz pahalı oluyor. Ama tabii yaşlı adamların da değeri bu sene artmış gibi görünüyor. Overall'lar çok hızlı düşmedikleri için. Önce bir Santrfor sıkıntımızı Erling Haaland'la giderelim arkadaşlar. 136 ile 195 arası gelecek sözde. Bakalım biz kaça getireceğiz. 85 overall'da 94 potansiyelde bu sene. 120 milyonla bir başlayalım, artı yüzde bir de teklif edelim üstüne. %12. Hadi bakayım Haaland. 182 milyon dediler. Yani sizin paranız var dediler, biraz daha artın. 142 diyoruz. Ve 152 dediler. Okeyiz buna. Tamam. Erling Haaland artık Liverpool'lu. Ve arkadaşlar ikinci transferimiz Rafael Varane. Chat'te özel istek geldi. Onur Online, tanırsınız belki kendisini. Gelmiş diyor Varan. Tek sezonsa Varan. 84 milyon vereceğiz Varan için. Lan şak diye kabul ettiler. Bizi mi keklediler bunlar? Şimdi arkadaşlar sol bekimiz yok biliyorsunuz. Carvalho orada oynuyordu. Ben Puma'mı getirmek istiyorum takıma. Alfonso Davies 81'di, şu an 83-84'e gelmiştir. Carvalho olmadı, takaslayacağım. Takas olarak vereceğim. Oyuncu değişimi. Bir dakika, stoperler bekler. Carvajal nerede lan? Aa, Carvajal'i veremiyorum yeni geldi diye. O zaman bir dakika. Yani Alfonso Davies de 50-60 milyon ediyor genç olduğu için. Kanat oyuncuları bir şey verebilir miyim diye bakıyorum da. Bir şey de veremeyeceğim ki şimdi. Transfer ücreti 50 milyon diyelim, bakalım ne diyor Bayern Münih. Ooo, hakaret mi bu dediler. Kötü oldu. Puma olmadı madem arkadaşlar. Bir de Onur abi hala chatte. Herkes Grimaldo'ya asıldı. Grimaldo'yu getirebiliyor muyuz? Alejandro Grimaldo. 79 milyona okey diyelim. Tamam. Grimaldo 85 reytingiyle geliyor da. Arkadaşlar şimdi City'yi düşürme amaçlı. Bir de Laporte yapacağız. Fransız ikiliyi de hemen bitirelim burada. Varane ve Laporte. Laporte da bayağı para ediyor. Ama formu kötü. Pep oynatmıyor. 120 milyon diyoruz ve geliyor mu? 150 milyon. Okey. Pep'cim 131 milyon yeter sana koçum. Pep hayır diyor, yetmez diyor. Çok para harcıyoruz diyor. Geri parayı getirmemiz lazım diyor kulübe. Çünkü 5 tane yiyoruz. O kadar para harcıyoruz, 5 tane yiyoruz diyor. Bakalım Laporte'un da yüzünde bir değişiklik olmuş mu? Lafı uzattım madem. Hiç sanmıyorum ama Laporte'un imajı hiç değişmemiş. Tamam arkadaşlar, bir sonraki transfere geçelim. Ve arkadaşlar şu ana kadar transferin son saatine geldik. Başka bir teklif gelmedi. Biz de geldik şimdi Manchester United'a bir çelme takmaya. Onlar bizden Van Dijk'ı aldılar. Biz de onlardan Bruno Fernandes'i alacağız. Kral ya, çok severim. 155 milyona da okeyiz diyorlar. Güzel bir teklif yaptık. Son transferimiz Bruno Fernandes. Takımı da göstereceğim. Ondan sonra da coşturmaya devam edeceğiz. Rene'ye karşı böyle bir 5-10 gol. Onun da yüzünü göstermek için de biraz konuştum burada. Değişiklik. Ha, zaten geçen sene oyunda yoktu Bruno Fernandes'in yüzü. Vallahi gerçekten güzel yapmışlar. Aynı zamanında Hugo vardı, bilir misiniz? Yaşı küçük olanlar belki bilmezler ama Tolga abi Hugo'yu, bir tane çocuk vardı canlı yayında küfür etmişti Tolga abi Hugo'ya. Ona benzetiyorum ben Bruno Fernandes'i. Ve tam da onu aldığımızdan sonra takımımız tamamlandığına göre sizlere kadroyu göstereyim. Şimdi orta sahadan ben birini çıkaracağım. Bir tane Thiago veya Henderson'ı aklımda kararlaştırmaya çalışıyorum şu an. Thiago'yu çıkartacağım. Fernandes'i merkez ofansif yapacağım. Henderson veya Thiago merkez orta saha olduğu için karışık oynarlar diye düşünüyorum. Haaland geldi. Simülasyonda da efsane gidiyor sanki.
Trent Alexander-Arnold sakat ama bak güzel oldu bu. Carvalho'muz var. Grimaldo yani pardon. O da sol tarafta iyi. Takım efsane oldu. Şimdi geçelim Ren maçına. Kadro böyle ilk maça geldiğimizde. Alexander-Arnold kesin sezonu kapatmıştır. Carvalho iyi ki gelmiş. Yani Ren'e sonuçta arkadaşlar. Ama bu sene sürpriz olabiliyor oyunun simülasyonunda. Pat diye basıyoruz ve... Bak mesela 1-1 deplasmanda Mane ilk dakikada atmış, öyle bitmiş. Rövanş maçı, hadi bakalım, yine aynı eksiklerimiz var arkadaşlar. 1-1'in üstüne Rene'ye de burada eğlenilmez yani ya. 3-1 zar zor aslında var ya. Laporte kırmızı kartı yemiş, Bruno Fernandes hat-trick değil ama neyse. Şimdi bir sonraki tur arkadaşlar, Piemonte Calcio, Juventus yani. Grimaldo daha doğrusu, namı diğer Grimaldo. Stoper oynayacak, orada Laporte kırmızı kart cezalı. Simikas sol bekte oynayacak, biraz tehlikeli ama iç sahada ilk maçın olması avantaj. Rakibimizin kadrosunu görüyorsunuz. De Ketelare gibi genç bir oyuncuya yer vermişler. Ronaldo Baba yok. Ronaldo Baba eksik. Morata Dybala forvette. Umarım alırız. 3-1 rahat. Ya abi her maçta da kırmızı kart diyoruz. Bu ne ya? Simikas bu sefer de. Allah Allah. Rövanş maçı. Bu sefer Ronaldo yine yok. Gözler Ronaldo'yu arıyor ama Ronaldo sakat galiba. 3-1'in üstüne. Bir 3-1 daha var. Carvalho, Mane ve Carvalho. Aa Carvalho 2 gol atmış. Oha. Trent Alexander sakat makat ama yükseldi mi? Ne oldu? Yo, yükselmedi. Neyse arkadaşlar, bir sonraki tur rakibimiz en son şampiyon Bayern München. Bayern München'in takımında yenilik var mı? Mendy'yi getirmişler sağ bekte. Martinez sol bek oynuyor. Puma'ya ne oldu bilmiyorum. Ama bu maçı da almamız lazım. Yes be Mane, işte bu. İç sahada 2-1 de kötü ama Grimaldo gollere devam. Rövanş maçına da geldiğimizde haydi bakalım, 2-1'in üstüne hayal kırıklığı istemiyoruz Almanya'da. Ricardo Pereira sağ bekte gördüm. 2-0 güzel. 2-0 Bruno Fernandes. Yeni transferlerimiz atıyor hep. Güzel, finaldeyiz abi. Tek sezonda Liverpool'la finale geldik. Acaba şampiyon olduk mu? Ve sezon sonu finalde Chelsea gelmiş Şampiyonlar Ligi'nde. Chelsea'ye karşı ekstra bir rekabetimiz de ligde vardı arkadaşlar. Acaba şampiyon yapabildik mi Liverpool'u? Yes! 89-89. Son maçımız Manchester United'a karşı 3-0 kazandık. 2 maç kalmıştı. Chelsea'yi üzerimizde gördük sanki. Arsenal'e berabere kalmıştık. Takvimde görünüyordu. Ama geçebilmişiz. Averaj 61. Averajdan geçiyoruz. Premier Lig'de biliyorsunuz averaja bakılıyor öncelikle. 61 averajımız şampiyon yapmış bize. City 3. 87 puanla. City son maçını ne yapmış? Onu da çok merak ediyorum aslında. City West Ham'a 3-2 yenilmiş. West Ham'a bak. West Ham'a yenilmese City, onlar şampiyon oluyordu. West Ham kral takım. Sizin de rebuild'inizi yapacağım o zaman. Tamam. West Ham sözümü veriyorum sizlere. Eyvallah. Ligin en çok gol atan, en az gol yiyeniyiz. FA Cup'ı almış mıyız? Alamamışız. Geç bunu. Karabağ, onu da Wolves almış. Onu da alamamışız. UEFA'yı kim almış, ona bir bakalım. Atletico Madrid gitmiş, orayı almış. Aaa skandal. Sevilla'yı yenmişler bak. Sevilla'nın kupasını elinden almışlar. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de finalde Liverpool Chelsea. Kırmızı mavi. Final maçı için Alexander Arnold ve Jota hala sakatlar arkadaşlar. Varsayılan kadroyla oynayacağız. Bunu otomatik olarak değiştir diyoruz. Rakibimiz de Werner Havertz. Sağda Shaqiri bizden gitmişti, oynuyor. Görüyorsunuz şimdi. Azpilicueta, Rudiger, Thiago Silva, Ben Chilwell normaldir. Fazla değişiklik olmamış Shaqiri harici. Oyna diyelim. Geçelim finale. Şampiyonlar Ligi finali Liverpool'un ikinci evi arkadaşlar. Atatürk Olimpiyat Stadı. Burayı çok sever Liverpool. Son 3 maçta 4 golü olan Bruno Fernandes'imizle bakalım Chelsea'ye, ana lig takımımıza, en son rebuild'ini yaptığımız takıma kaç tane atabileceğiz? Evet arkadaşlar, o taraftarın da sesi çıktığına göre ilk 13 dakikası oyunun şey geçti, taraftarsız geçti. Koronavirüsünden dolayı koronayı hallettik ve taraftarlar stada alındılar. Şimdi Bakayoko. Aman dikkat, şimdi çok tehlikeli. Pulisic orada birbirine çarptılar. Bak oyun drag back yapmaktan birbirine bile çarptırıyor topu. O kadar drag backçi ki. Neyse Salah attı önüne. Salah. Ah be. Orada sandım önü bomboş. Werner. Şut çekmiyor, pas veriyor. Burada Shaqiri hareketler ama Grimaldo acımaz. Grimaldo affetmez. Sadio Mane yürü. Fabinho yürü. Sadio Mane gidiyor. Sadio Mane uçar buradan. O stoper kim? Thiago Silva mı? Yavaştır.
Sadio Mane. Güzel pas Fernandez. Ah be, çok acayip bir oyun ya. Hala alışmaya çalışıyoruz. Ön direkt gol getirir. Salah. Gol mü? Aha, ters kafa. Rafael Varane. Evet, güzel. Henderson. Henderson. Abi kaçıyorsun, kaç işte ya. Bruno Fernandez mi? Neyse, neyse. Kızmaya gerek yok. Bruno Fernandez adamsın. Salah, sakin. Henderson, iyi top. Bruno Fernandez girdi. Fernandez, işte bu ya. Uçum benim Bruno Fernandez. Bak, Bruno Fernandez'e kızmadım. Kızmadım, adam gitti gol attı. Yakın direk döşedi, işte bu. Yakın direkler demek ki hala OP arkadaşlar. Fernandez coşuyor, bak bak. Haaland kaçmadı. Mane soldan destek geldi. Grimaldo, Grimaldo güzel. Haaland kafaya hazır mısın? Yo, Mane. Ooo. Çok değişik şeyler oluyor. O orta Mane'ye gider. O orta Haaland'a gider diye düşündüm de Mane'ye düştü. Rakibimizin şutu yok arkadaşlar. Paso drag back yaptıklarından dolayı da %60 toplu oynamaları var. Başka da hiçbir şey yok. Salah getirdi. Sol ayağına çekti. Ortasını yaptı. Olmadı. Olmadı. O top bizde mi? Grimaldo pes etmiyor ya. Grimaldo efsane oynuyor derken pas kötü de Henderson'a vermek istemiş. Evet, Bruno Fernandes. Bir gol daha var mı? Hocam penaltı. Onun adı penaltı Fernandes. Ona ne diyorlar ya? Bruno penaldo, penaldes diyorlar da, pardon, burada penaltı olmamış. Avantajı verdi hoca. Kısa oynadık. Kötü oynadık. Haaland kaçamayacak da Salah açıktan iyi kaçabiliyoruz. Hadi Muhammed. Hadi Muhammed. Güzel orta. Fernandes olmadı. Fabinho, Henderson. Henderson'dan bir şeyler. Hocam faul yok mu? Güzel top. Bruno Fernandes. İşte bu ya. Adam atıyor ya. Boşuna sevmiş bu ya. Ben bu adamı çok seviyorum. Bruno Fernandes yakın geçmişte favori topçum oldu ya. İşte bu. Golün tekrarı. Burada normalde topu geri çekerdim. Ama elim yanlış, işte yeni tuşlara alışık olmadığı için yapamadım. Yoksa daha rahat bir gol olurdu. Yine de dönebildi kral. Kai Havertz'e orada bir... Aha, Fabinho. Güzel. Bruno hat-trick'ine gidiyor. Bruno Fernandes hat-trick'ine gidiyor. Ama Haaland'a veriyor. Hat-trick'e gerek yok diyor. Erling Haaland'ın da gol sevincini hemen bir görelim, kendi gol sevincini. Gerçi bu kendi gol sevinci değil. Among Us ne alakalı? Haaland. Ya abi, oyun bazen çok kolay geliyor, bazen çok zor geliyor. Atasım gelmedi ya. Sonra adamlar 4 tane gol atıyorlarmış patır patır. Aha, Pulisic. Atamayanı atarlar mı? Pulisic atıyor valla. Atıyor valla. Adamlar 3 tane atarlarsa şimdi hiç şaşmam arkadaşlar. Lan geçmedi ya. Geçmedi. Üstten atsaydım keşke. Chelsea yine geliyor. Giroud, Laporte. Çok iyi. Şimdi atacağız. Şimdi atmaya gidiyoruz. Haydi Haaland. Haydi Haaland. Haaland bunu döşersin. Haaland. 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 Aha. İşte bu ya. Şimdi top yapmak istiyordum. FIFA 20'de bir türlü yapamamıştım. Haaland. Topunu aldı. Devam et diyor. Devam et diyor. Bu sefer oyunun işte oyuncuların birbirine çarpışma mekanizmasının değişikliğinden dolayı bu gol oldu. Kaleciye çarptı. FIFA 20'de o top bilmiyorum ne olurdu. Oyuncuya düşerdi. Ama bak, burada kalecinin üstünden zıpladı. Mükemmel. Güzel oldu. Az önce de yapmaya çalışacaktım onu aslında Henderson'la da. Çok geciktim. Kaleci çıkmadı. Onu bekliyordum ben. Güzel. Fabinho şimdi gitti. Haaland hat-trick'e gidiyor. Erling Haaland. Erling Haaland. Bir tane. İşte bu. Haaland hat-trick'ini yaptı. Biz diğerinden beklerken Haaland yaptı hat-trick'i. Aynı olay. Güzel. Demek ki arkadaşlar kaleciye 360'ı çekerek gol atabiliyorsunuz. Üstünden attığı için ki Haaland. Ya da belki Haaland yapabiliyor. Bu özellik onda var. Oyunun bug'ını bulduk belki de. Haaland 5 yaptı. Hat-trick'ini de yapmış oldu. Bruno Fernandes için de zaman kaldım bilmiyorum. Atatürk'te çılgınlık var. Rakibin kalecisi Kepa oyunu sattı diyor taraftarlar. Ve hocam bitir. Liverpool'u tek sezonda sahibinden satılık da şampiyon yaptık arkadaşlar. Gol krallığına falan bakmamıştık yanılmıyorsam. Ona da bakalım maçtan sonra. Puanlandırmayı da o şekilde yapacağız. Ve Muhammed Salah Şampiyonlar Ligi kupasını tekrar kaldırıyor arkadaşlar.
Hemen geçelim menülere, gol krallığına falan bakalım ve bölümümüzün, videomuzun sonuna gelelim. Maçın adamı 10'da 10'luk performansla Erling Haaland olmuş. 3 gol. 2 gol bir asiste Fernandez'den geldi. Evet, tekrar bakalım. Puanlandırma için bu çok önemli arkadaşlar. Ligin en çok gol atanıydık. En az gol yiyenine eşitiz. O yüzden oradan yarım puan alıyoruz. En çok gol atanından puan alıyoruz. Kupalarımızdan puan yoktu. Gol krallığına bakmayı unutmuştuk. Ona da bir bakalım. Gol kralı Sadio Mane. Parçalamış ortalığı. 32 gol. Güzel. Asist eşit. Gelmiş yapışmış Richarlison'a. İyi, yarım puan ve Alisson da tek başına en iyi kaleci arkadaşlar. Bu puanlandırmaya göre ben ekranlarda toplamışımdır. Çünkü şu an aklıma gelmiyor şu an burada canlı toplamak. Görüyorsunuz Liverpool bu kadar puan aldı. Puan sistemini de zaten daha önceden göstermiştim. Canlı yayında şimdi aklımda olmadığı için toplayamadım ama Liverpool'un puanına göre diğer takımları da yaptığımızda kıyaslayabileceğiz. Bu bölümü, bu videoyu bu sahibinden satılı izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Hepsini görürsünüz. Twitch'te beni takip etmeyi unutmayın. Link açıklamada ve sabitlediğim yorumda var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.